Hepinizin birbirinden değerli arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınıza önerin değerli arkadaşlar. Heyecanlıyım bu arada. Bugün börek yapacağım inşallah. Şöyle lor peynirine kaşar peyniri rendeledim. Biraz da pul biberi döktüm. Birbirine karıştırdım. Böyle biraz yağımız var. Unumuza da nişastayla karıştırdım. Nişasta un karışımı. Şimdi hep beraber açalım inşallah. Ben de varım. Merhaba. Yavaş. Ben şu kuşumla oynuyorum. Yavaş aşkım. Ebrar biraz sana oklava gelmesin. Evet. Üflomuzu açmaya başladık inşallah. Biraz unuma nişasta kattım ki böreğim çıtır çıtır olsun diye. Nişasta da ekledim birazcık. Değerli arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Bu arada merhaba. Dedim mi demedim mi hatırlamıyorum da. Anne iyi ki hatırlattın merhaba. Beni nerelerden izliyorsunuz? Kimler izliyor? Çok özlü bir hamur yoğurmuşsun değerli arkadaşlar. Özlü derken? Özlü ya. Böyle çok uzun süreli yoğurduğum için böyle un çok güzel hamuru yani özlü özlü derler güzel olur. Yani kalın mı? Sert mi? Ne yani? Neyi kastediyorsun? Yani yoğurmaktan unun özü çıkıyor. Daha güzel oluyor. Evet. Nasıl açıyorum? Oluyor mu? Oluyor. Evrar'cığım oluyor mu aşkım? Anamı gözlemeci açacağım gözlemeci. Gelir misiniz? Yapacağım mı? Yardım edeceğim. Kasa mi? İşlerine bakarım ana. Ben evet. Nasıl bakarım? Seni de garson ederiz olur mu? Olur. Ben aşçı olayım aşçı. Sen aşçı yamağı ol. Aşçı yamağı derler değil mi? O ne be? Anneme yardımcı ol yani. Yardımcı aşçı yani. Aynen. Böyle lor peynirine biraz kaşar da rendeleyince karışık güzel oluyor. Onda da çekeriz arkadaşlar. Daha iyi yemek yapar. Abla bence sen garson ol garson. Size çok tatlı bir garsonluk yaparsın. Ya. Evet. Evet tam da. Yırtıldı şuradan. Eskiden böyle bir yerden delinince anacığım derdi ki misafir gelecek derdi. Eskiler öyle derdi. Mekan cennet olsun. Amin. Dua istiyor herhalde anne aklına geldiğine göre. Anneannemden mi bahsediyor? Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Çarşaf böreği olarak da yağlayarak üst üste de koyulup açılıyor. O da güzel oluyor. Anne çok güzel açıyor. Ben böyle yapmak istedim. Uykun mu geldi? Aa. Ara ver istersen şeyi koyarım. Evet, yufkamızı açtık. Şimdi yağlıyoruz.
Fazla da yağlamıyorum şöyle. Yerine de gerek yok çünkü kaşarla lor peyniri karışıktı. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar bu bir de kas geliştiriyor. Ve çok tatlı. Bu bir de tek renklisi var. Ben böyle pomponun içinden seçtim. Şöyle bolca koyuyorum. Beni tavşan zannetmeyin, bir şey yoktu. Şöyle ben iki tane açtım. Bu da üçüncü. Hı hı. Hepsi bitince son halini gösterelim hepsini. Bence öyle. Arkadaşlar böreğimiz bitti. İçine yağ koymuştum ya, biraz yağ kaldı. Ama bir tane yumurtanın sarısını kattım böyle. Üzerine süreceğim inşallah bir şey. Hamuruna un, su, tuz. Başka hiçbir şey katmadım. Pişirdikten sonra kesmeyi düşünüyorum. Çünkü içinde kaşar peynir var ya. Çıkmasın diye. Kesersen kaşar da böyle tavaya sarar. Hoş bir görüntü olmaz. O yüzden piştikten sonra keseceğim. Evet, hazır almaya son. Değerli arkadaşlar, hamur açmaya inanın eliniz alışır açtıkça. Kolaylaşır açması. İçinde lor peyniri ve kaşar vardı. Şimdi davul fırınımız ısındı. Şimdi davul fırınımıza veriyorum. Piştikten sonra beraberiz. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Nar gibi kızardı, öyle derler. Çıtır çıtır oldu inşallah. Gerçekten çıtır çıtır. Bunda ağzın sulanması mümkün. Ağzın sulanmaması mümkün değil yani. Şimdi küçük burnu konuşmaya başladı. Benim hiç bile sulandı. Sıcak olduğu için hepsini kesmeyeceğim. Çökelek bir kaşar mı? Evet değerli arkadaşlar, bugünkü menümüz de bu. Sizler de deneyin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Değerli arkadaşlarım.